Herkese yeni videomdan selamlar. Bugünkü videomda sizinle birlikte aslında daha önceki yaptıklarımızdan birazcık daha farklı bir video yapacağım. Birazcık daha kısa olacak ama şöyle söyleyeyim. Ben mesela bu tarz bir videoyu tıp okumaya başlamadan önce görmüş olmayı çok isterdim. Ya da ilk senemde çok isterdim. Çünkü tıp fakültesi, önce ne yapacağımızı söyleyeyim. Bugün okulda histoloji dersi işledik ve histoloji dersinin nasıl çalıştığımı, ertesi günkü pratik dersimize nasıl hazırlandığımı size gösteriyor olacağım. Bu sürecin nasıl işlediğini ben de ilk senemde ya da başlarda dediğim gibi görmeyi, bilmeyi çok isterdim. O yüzden bunu şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. Bugün derste cerebrum ve cerebellumun, yani beyin ve beyinciğin bölümlerini, katmanlarını ve içindeki hücreleri gördük, dokusunu, yapısını gördük. Ama tabii ki şu anda sadece teorik olarak gördük bunları. Yarın da gidip mikroskoptan gerçekte nasıl göründüklerine bakıyor olacağız. Bu yüzden de yarınki derse bugün işlenen teorik kısımları bilerek gitmek istiyorum. Birazcık bunların tekrarını yaptıktan sonra yarınki derse hazır olacağıma inanıyorum. Size de nasıl çalıştığımı gösteriyor olacağım. O zaman çalışmaya geçelim. Ben notlarımı tabletimden takip ediyorum. Bu da benim histoloji klasörüm. Burada bugün işlediğimiz iki konu başlığı da var. Cerebrum ve cerebellum. Bu da yarın laboratuvarda göreceğimiz dersin şöyle bir fasikülü özeti şeklinde göreceğimiz hücreler de burada var. Buradan çalışacağız, öğreneceğiz. Buradan ben bu hücreleri ne işe yaradıklarını, nerelerde bulunduklarını, nasıl göründüklerini birazcık bakıp bugün ön hazırlık yaptıktan sonra, daha doğrusu aslında bugünün dersini tekrar ettikten sonra yarınki pratiğe birazcık daha hazır olacağım. O zaman çalışalım. Bu sene işliyor olduğumuz bu beyin ve sinir sistemi konuları birazcık daha zor ve iş yükü fazla olan konular. O yüzden çok daha dikkatli ve temkinli ve günü gününe çalışıyor olmak gerekiyor. Ben de yarınki pratikten verimimi güzelce alabilmek açısından öncesinde çalışmayı daha mantıklı buluyorum. Her zaman yapamasam da. Daha önce de söylediğim ve gösterdiğim gibi tabletten çalışıyorum ve tabletten çalışıyor olmaktan bayağı memnunum. Bu tabletten çalıştığım ilk zamanlar, yani okul zamanında kullandığım ilk zaman. Ama benim için gerçekten hayatı çok kolaylaştıran bir şey oldu. Sizin de görebileceğiniz gibi böyle hücreleri, mikroskop görüntülerini yakınlaştırabilmek, onların o netliklerini ekrandan görüyor olabilmek, işte istediğim an istediğim renkli kaleme hani uzanıp kapağını açmaktansa bir saniye içinde değiştirebilmek, bunların hepsi aslında çok güzel faydaları olan şeyler. Şimdilik tabletle ilgili gayet olumlu fikirlerim var. İleride eğer değişirse ya da bu şekilde devam ederse de tıp okurken tablet kullanmakla ilgili düşüncelerimi de güncellemeye devam ederim. Ama şu an için gayet mutluyum. Böyle içeriye doğru uzatmış. Şu yapılar.